Selamlar arkadaşlar. Herkese günaydın. Hayırlı sabahlar. Hayırlı işler olsun. Şu an Samsun Tekeköy'den çıkış yapıyorum. Allah nasip ederse İstanbul İkitelli'ye geçiyorum. Yardım yükleyecektim. Olmadı. Biraz ona canım sıkı. Kömür götürecektim. Diğer arabalar kömür alınca bize bir şey kalmamış. Kendi arabam olsa inanın yardımdan yardıma koşarım. Devamlı araştırırım. Nerede yardım var? Kimde yardım var? Nereden nereye gidecek? Her şeyi yaparım. Gücümün yettiğince. Ama işte şoför olunca her şeye sen karar veremiyorsun. Olmuyor. Yani şu an yola gidiyorum ama isteksiz, keyifsiz, inanın vallahi isteksiz ve keyifsiz yola gidiyorum. O yüzden bu videoda biraz cansızlık olursa böyle kusura bakmayın. Zaten içimiz kan ağlıyor. Paramparça oldum. Sözün bittiği yerdeyiz. Diyecek de bir şey bulamıyorum. Ne diyeyim? Neyse hadi bakalım yolumuz bahtımız açık olsun. Hayırlı yolculuklarımız olsun. Allah'a emanet. Yolda görüşürüz. Arkadaşlar herkese merhaba. Şu an Hacı Hamza'dayım. Dediğim gibi bu videoda enerji beklemeyin benden. Çünkü hala moralimiz sıfır. Psikolojimiz bozuk. Şu an Hacı Hamza'ya geldim ve aracımı yıkatacağım. Aracım görmüş olduğunuz gibi çok kirli, çok pis. O yüzden bir yıkatmam lazım. Şu karın pisliğini, tuz, kar tuzunun pisliğini atmam lazım arabanın sırtından. Hacı Hamza'ya geldik. Arkadaşlar yıkayacaklar. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz değil mi? Leş gibi. Şu paspasında şurası kırıldı, onu da yaptıramadık. Şu boruların da ağzını açtım ki hep çamur dolmuş. Orayı da bir akıttırayım da ağırlık yapmasın. Arabamız ancak kendine geldi ya. Vallahi. Bu da bizim kardeşimizin arabası. Var. Yok, boru var ya boru bak. Boru var ya boru. Oraya sıkıştım ha borunun içine. Ha. Çamur dolmuş komple ya. Tamam. Arkadaşlar aracımızı yıkattık güzel güne. Sildik ve şimdi devam ediyoruz. Allah'tan buralarda yağmur falan yok. Aracımız biraz daha böyle temiz olacak. Yani kusura bakmayın. Normalde ben video çekmeyeceğim ama çok ısrar ediyorsunuz. Abi video çek, video bekliyoruz. İnşallah beğenirsiniz ama inanın hiç keyfim yok. Moralim çok bozuk. İnanın içim kan ağlıyor. Yani bir tesise durduğum zaman da yemek yemeyi bırakın. Yani su içmek bile artık bana çok zor geliyor. Yani şuramdan geçmiyor ya. Geçmiyor. Yani oradaki halkımızın, kardeşlerimizin o durumunu düşündükçe, o gördüklerimin gözümün önüne geldikçe inanın ne yol gidebiliyorum, ne yiyebiliyorum, ne içebiliyorum, bir şey yapamıyorum. O kadar zor ki Allah'ım kimseye böyle bir acı yaşatmasın inşallah. Ben yani yattığım zaman da uyuyamıyorum. Yani kelimelerin sözün bittiği yer ya. Bittiği yer. Yani bu kardeşlerimizin o halini görmek, onların şu an o durumda olduğunu bilmek bizlere çok büyük acı veriyor. Hele ki o çocukların soğukta, sokakta olmaları inanın çok zor. Zaten şu an -19, -20 oralar. Yani biz şimdi bu arabanın içinde oturuyoruz, gidiyoruz, işimizi yapıyoruz, yola gidiyoruz ama sıcak. İnanın kaloriferi kapatasım var yani o derece. Kendimden utanıyorum, insanlığımızdan utanıyorum. Yani onlar orada işler açısın, yani içleri yanıyor, titriyorlar. Of dediğim ya. Ben Adıyaman'dan geldiğimden beri, yani inan arkadaşlar ben psikoloji diye bir şey kalmadı bende yani. Hiçbir şeyi sağlıklı düşünemiyorum. Yani yiyip içemiyorum. Hemen aklım, yani kaşığı elime aldığım gibi onlar geliyor aklıma. Kaşığı bırakıyoruz. Çok zor ya, çok zor. O kadar insan gitti ya.
Arkadaşlar şimdi yolda bakıyorum. Deprem bölgesinin zaten en çok ihtiyaçlarından birisi şu anda konteynerdi. Tuvalet, banyo, işte bebeklerimiz için emzirme odası, bakım odası falan, onlara ihtiyaç vardı. Tabii ki öncelikle tuvalet ihtiyaçlarını, bak işte bakın gidiyor. Sağ olsun Düzce Belediyesi de bu konuya el atmış, fabrikalara talimat vermiş. Fabrikalar üretimi başlattı ve tırlarla sevkiyata başlattı. Yolda çok gördüm, hepsi gidiyor. Allah razı olsun hepsinden, meslektaşlarımızdan. Yani oranın da tuvalet ihtiyacını, banyo ihtiyacını hepsini karşılayacaklar inşallah. Çünkü bu soğukta oradaki kardeşlerimizin ben dışarıda kalmasına gönlüm razı olmuyor. İnanın biz şu arabanın içinde oturuyoruz. Yani ben şöyle söyleyeyim, ben orada olmuş olaydım, ben gelmezdim. Şu an orada kalırdım ve aracımın içinde çocukları ve anneleri, bayanları barındırırdım. Ben şurada koltukta otururdum. Onları alt yatak, üst yatak içinde barındırırdım. Onları soğuktan korurdum. Ama benim düşündüğümü meslektaşlarım da aynı şekilde düşünmüşler ki televizyonda izledim, Instagram'da paylaşımlarda izledim. Tırcı abilerimiz, kardeşlerimiz tırlarını boşalttıktan sonra tırlarını oradaki stadyumun alanına çekmişler. Oradaki ailelerimize kucak açmışlar, arabalarını açmışlar. Arabalarında işte onları misafir ediyorlar. Çocukları soğuktan korumak için orada misafir ediyorlar. Allah razı olsun hepsinden. İnanın o kadar mutlu oldum ki benim yapmak istediğimi ve yapamadığımı onlar yapıyorlar. Bizi temsilen hepsinden Allah razı olsun. Bakın şimdi bak, bu arkadaş da yardım yerinden geliyor. Boşaltmış arabasını. Helal olsun. Aracını boşaltmış gidiyor. 54 AGR 759. Önünde yardım yerine gitti, yerde dahil bayrağı da var. Ben gidemedim, yani çok istedim ikinci yere gitmeye ama işte demedik. Odun yükleyecektim, bir araba yükledi, diğeri de kömür yükledi, bana kalmadı. O çok üzdü beni, çok moralimi bozdu. Ama hayırlısı olsun, ama aklımız orada, gönlümüz orada, yüreğimiz orada, her şeyimiz orada. Allah'ım yardımcılar olsun. Tagorap sürem de bitmek üzere. Şimdi ileride bir 45 vermem lazım, 3 dakikam var. 3 dakikada bir yere atmam lazım kendimi, nereye atacağım bilmiyorum. İnanın. Yani moralim o kadar çok bozuk ki, psikolojim zaten hep gitti. Bir tane abimizi Samsun'a davet ettik. Şimdi onunla görüştüm. Bugün de aradı beni. Annesi, babası, kendi ailesi, çocukları iyi. Sağ şükürler olsun. Ama abisi için bekliyordu. Abisi ve ailesi için. Abisinin ve ailesinin enkaz altında olduğunu söylemişti. Bugün tekrardan beni aradı. Abisi ve yengesi, çocuklarının, yeğenlerinin ölüm haberini almış enkazın altından. Şimdi onları defnettikten sonra yarın kendi ailesini, annesini, babasını, İstanbul'da bir akrabası varmış, oraya yollayacak. Kendisi de Samsun'a gelecek. Kendisine Samsun'da iş imkanı sağlayacağız. İşe sokacağız. Ya bizim kendi arabamıza veya başka bir firmaya sokacağız. Evini de tutacağız. Evini falan tuttuktan sonra inşallah yardımlarla eşyasını, her şeyini hazırlayıp ailesini ondan sonra yanına getireceğiz. Allah yardımcımız olsun. İnşallah bu abimizin yarasına merhem olacağız Allah'ın izniyle. Çok zor. Yani şu yolu gidiyorum ama bana sorun. Yani zorla gidiyorum, zorla. İnanın zorla gidiyorum. Arkadaşlar herkese günaydın. Hayırlı sabahlar. Şu an Alibeyköy, İkitelli, Başakşehir, o tarafları arkamızda bıraktık. Silivri'ye gidiyoruz. Akşam geldim, kardeşime geçtim Alibeyköy'e. Yeşilpınar tarafına, bu Alibeyköy o taraflarda. Kardeşimde kaldım, sabah geldim. Baktım zaten arkadaşlar sağ olsunlar arabaya başlamışlardı. Açmışlar yani burandayı, arabaya başlamışlar. Geldim bir saat sonra araba bitti. Şimdi Silivri'ye gidiyorum. Borusan, ETA'dan almış olduğumuz yükümüzü yükleyeceğiz ve dönüşe geçeceğiz. Zaten Samsun taraflarına da kar yağıyormuş. Şu an yoğun bir kar yağışı varmış. Yükümüzü alalım da Allah'ın izniyle çıkalım yola. İnşallah Samsun'a gidince inşallah bir deprem bölgesine yük olur da alır gideriz. Şu an Sina Samsun'da geldiler. Sivas şeye gitmişlerdi, Hatay'a. Hatay'a mı, Elbistan'a mı, yani konteyner götürmüşlerdi. Gelmişler, şimdi bugün de Malatya'ya gidebilirim diyor. Bakalım inşallah ben de giderim gelince, Samsun'a varınca. İnanın hiçbir şeyin tadı tuzu kalmadı artık. Yani şu an yaşadığım için utanıyorum. Yani şu an o tarafta öyle bir durum var ki, yani bu şerefsizlerin, yağmacıların ellerinde silah millete saldırdığı, yardım tırlarına saldırdığını gördüğüm için insanlığımdan utanıyorum. Vallahi utanıyorum. Böyle bir insanlık, böyle bir şerefsizlik, böyle bir adilik olmaz. Yani
Ayıp ya. Vallahi ayıp. Vallahi ayıp. Allah sonumuzu hayretsin. Yani biz insanlar olarak kardeşlerimizin yanında olmak için mücadele veriyoruz. Onların yani sıcak bir ortamda bulunmaları için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yaralarına merhem olmak için çabalıyoruz. O şerefsizlerin yaptığına bak. Allah sonumuzu hayretsin. Vallahi hiç iyi durumda değiliz vallahi. Vallahi değiliz ya. Evet arkadaşlar. Şimdi Silivri'den, Selim Paşa'dan çıkış yapıyorum. Buradan mı gireceğim? 5 numara dediler ya. Geri gir. Veya içeride dönme yerin varsa kafadan gir. Arkadaş burası da ana baba günü gibi ya. Saat 5. Benim karşıya geçmem tam gece olmadan Bolu'yu geri diye atlatmam lazım. Sabah geldik. 11 öğlende geldim. Bu sefer geç çıkarttılar. Şimdi 4 noktaya gidiyorum. 4-5 noktaya. Onun için şeyde biraz parçalı, karışık olduğu için uzun sürdü. Hayırlısı olsun. Şuradan bir ileriden döneyim geleyim de. Ondan sonra şu otobana bir bağlanayım. Gerisi kolay. Arkadaşlar bu arkada gelen arabada bir tane küçük kardeşimiz var. Ben çocukları gördüğüm zaman dayanamıyorum. Şu an geliyor. Şöyle arkadaşlar herkese merhaba, herkese hayırlı sabahlar, günaydın. Gece şeye kadar gelebildim, köye kadar. Sonra burada yattım. Çünkü çok soğuktu ve ayaz vardı gece saat 10, eksi 10, eksi 11'de. Ben de uykum da vardı zaten. Dedim az yatayım dedim. Yattım. O kadar soğuk ki arkadaşlar. Yani ben bu Mercedes aracından hiçbir şey anlamadım. Onu da söyleyeyim. Lanet olsun, bit. Yani bu kontak kapalıyken Webosto 5 dereceyi geçmiyor. 5 dereceden yukarı yüksek ısıtmıyor. Gece donuyorum. Yani gece donuyorum, böyle bir şey olamaz ya. Bu nasıl bir sistem? Bu nasıl bir düzen anlamadım. Ya bunun bir ayarı var. Mercedes'e soruyorum servise. Diyor ki abi diyor kontak kapalıyken diyor. O diyor kendini diye korumaya alıyor diyor. 5'i geçmiyor. Ha kardeşim öyle de hava eksi 10'larda 20'lerde ben ne yapayım, devamlı kontağı mı açıp bırakayım? Yani devamlı arabayı mı çalıştırayım? Böyle olduktan sonra 1200 Ford'un bunda ne özelliği kaldı? Ha 1200 Ford olmuş, ha da bu Mercedes olmuş. Fark eden bir şey yok. Şimdi onu araştıracağım. Yani bunun bir ayarı varsa yapsınlar abi ayarını mayarını. Çünkü böyle olmuyor. Yani inanın olmuyor. Yani bu soğukta Webosto'yu açıyorsun. Webosto'nun kütür kütür çalışması lazım. Yani 7. derecede, 8. derecede geri geldi mi 10'da. Ama bizimki 5'i geçmiyor. Neymiş efendim? Akü bitmesin diye kendini korumaya alıyormuş. Yani bu kadar mı basit yani bu? Yani bu kadar mı basit? Diğer arabaların Webosto'ları 6, 7, 8 kütür kütür ısıtıyor. Fırın gibi arabanın içi. Benimki niye soğuk? Lan gece var ya, bak yorganı nasıl örtüneceğimi şaşırıyorum ya. Battaniye nasıl sarılacağımı şaşırıyorum. Benim gibi adam arabada sadece battaniyeyle yorganla yatarken akşam hem battaniyeyi çektim üzerime hem yorganımı çektim. Böyle bir şey var mı ya? Yani buna bir bakmam lazım servise gidince. Zaten gece canımız sıkıldı. Kemikli rampasında bir yemeğe durdum lokantaya. Durmaz olaydı. Zaten canım sıkıldı, yine moralim bozdular. Haberleri izliyorum. Hem yemek yiyorum hem haberleri izliyorum. Bakın can kurtulması var mı? Ne var ne yok. Oraya dayımızın birisi çıkmış. Çünkü her şey oldu bitti ya. İnsanlarımız, kardeşlerimiz, yavrularımız
her şeyini kaybetti ya. Her şeyimizi kaybettik ya. Onlar için şu an her şey bitti. Niye? Onların çünkü tuzu kuru. Onların canı yanmamış. Onların bir yerine bir şey olmamış. Onların bir zararı olmamış. Çıkmışlar oraya lak 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 lak. Boş boş gevşek gevşek konuşuyorlar. Neymiş efendim? Yapılan binalarda, inşaatlarda işte şu malzeme kullanılsaydı veya şu olsaydı bu kadar işte ağır hasar olmazdı. Vay efendim bu kadar can kaybı olmazdı. Vay efendim şu öyle olmazdı, bu böyle olmazdı. La kardeşim madem olmazdı da bu zamana kadar neredeydiniz? Ha? Bu zamana kadar neredeydiniz? Bu kadar insan hayatından, canından, yavrularından, annesinden, babasından olana kadar neredeydiniz? Şimdi çıkmışsınız televizyona reyting yapmak için, yani bir şey biliyormuş havasına girmek için gevşek gevşek konuşuyorsunuz ya, boş boş konuşuyorsunuz. Bir tane hastanenin birisine temelinin arasına böyle hani bizim araba körükleri gibi bir sistem koymuşlar. 8 nokta şiddetinde depremde aşağısı 8 hissediyorsa yukarısı 3'ü hissediyormuş. Onu anlatıyorlar. İşte kullanılan çimento ne kadar kullanıldı, demir ne kullanıldı, onu anlatıyorlar. Ya kardeşim, onu şimdi her şey bittikten sonra, ciğerimiz, içimiz yandıktan sonra oraya gelip de anlatmanın bir mantığı yok. O müteahhitler inşaat yapacak olduğu yer için izin almaya geldiğinde, evraklarını getirdiğinde sen o evrakları onaylamadan önce adamlarını gönderecektin, denetlemecileri inşaat yerini kontrol edecektin. Ondan sonra izini verecektin ama izin verirken de şartlı vereceksin. İnşaat bitene kadar denetlemeci arkadaşların inşaatı gidip denetlemeleri şartıyla çimento ne kadar kullanılıyor? Demir, hangi demir kullanılıyor? Öyle demirlerin çeşidi çok, ince, kalın, orta. Bunların denetlenmesi şartıyla. Ama gel gelelim, bizde böyle bir şey yok. Niye yok? Müteahhitler gidiyor. Mesela ben müteahhitim. Ben şu tarlayı beğendim. Şurayı beğendim. Hoşuma gitti. Ben buraya inşaat koyacağım. Bina yapacağım. Sonuçta orada insanlar oturacak. Ama temeli sağlam mı? Veya ne bileyim bataklık mı? Nedir? Onu araştıran yok. Ben inşaata başladım. Yapıyorum. İnşaat halinde gidiyorum. Temeli attım, işte kazıları yaptım, ettim. Başladım yapmaya. Öyle çimento ne kadar kullanıyorum? Demir ne kadar kullanıyorum? Kum ne kadar kullanıyorum? Ne kullanıyorum? Hiç bunları araştıran var mı? Yok. Adam betonun, yani o yıkılan inşaatın betonun elini böyle daha bir ay önce bitmiş ya. Ve kardeşim inşaat bir ay önce bitmiş, sıfır daire olarak satılmış. Bir ay önce. Bir yıl, iki yıl değil ki, bir ay. Ve o inşaatın temelini adam eliyle böyle ufalıyor ya. Un gibi un, un gibi ufalıyor. O bina. O bina en ufak sallantıya bile nasıl dayansın? Dayanmaz ki abi. Dayanmaz. Yıkılır. Yani bizim, biz insanların hayatı bu kadar mı ucuz? Bu kadar mı basit? Ben büyük devletimizden rica ediyorum. Devletimiz Allah başımızdan eksik etmesin. Ama devletimizden ricamız, yapılan inşaatların denetimini özel adamlar yapsın. Özel adamlar.
rüşvet almayacak, rüşvet yemeyecek kişiler yapsın. Ve insanlarımızın hayatı, insanlarımızın canı gitmesin. Gitmesin. Yani bizim artık buramız yandı, yandı. Arkadaşlar, az önce Havza'daydım, konak dinleme tesisinde. Bu önde giden de Bayram abim. Onunla biraz sohbet ettik. Uzun zamandır görüşemiyorduk. Bayram abim de Ümre'deymiş. Allah niyetini kabul etsin. Gitmiş gelmiş sağ olsun. Onunla böyle güzel sohbetler etti. Çok güzel bir insan. Yandaki yakışıklı kardeşimiz de aynı. Dedi ki aslında Nizamettin dedi. İnsanların senin videon hep dedi insanların bilgilendirme amaçlı videoların var dedi. Yani bu trafik kuralları ile ilgili işte ne bileyim kullandığın SRC, ehliyet, şu bu hepsiyle alakalı dedi. Bir anlatım yaparsan iyi olur dedi. Sağ olsun. Bize güzel akıllar verdi. Yani bilgi edinmek çok güzel bir şey. Allah razı olsun. Adamsın, cansınız ya. Ondan sonra dedi ki ehliyet dedi hani dedi 65 dedi yaşı son ya dedi. O dedi mesela dedi uzatıldı dedi. 69-70 yaşa kadar dedi. Bunların dedi insanlara da bilgisini vermen lazım falan dedi. Bir emniyet müdürüyle görüş dedi. Bir tane memur arkadaşı dedi. Yanında misafir et. Onunla dedi işte bu ehliyet sınıfları, SRC'ler işte hangi araçların SRC kullanılması zorunludur falan filan. İşte bunları anlatman lazım. Doğru bir şey aslında. Mesela biz çoğumuz SRC almak zorunda mıyız? Hangi araçlarda SRC mecburi falan? Mesela endişede kalıyor, düşünde kalıyoruz ama mesela şimdi diyelim ki ticari araç kullananlar SRC kullanmak zorunda. SRC 3, SRC 4, yolcu taşımacılığı SRC 2, uluslararası yolcu taşıma SRC 1. Bunların olması lazım. Ama şimdi adamın özel hususi arabası var. Ama adam o arabada da ticaret yapıyor. Mesela mal taşıyor, deri taşıyor, kumaş taşıyor, hijet taşıyor, şu taşıyor, bu taşıyor. Bu adama SRC gerekmiyor mu? Sonuçta bu adam bunda ticaret yapıyor. İşte bu adama da SRC soruluyor. Yani çok düşündürücü bir olay ama şöyle bir araştırmasını yaptığınız zaman her şeyin doğru ve mantıklı olduğunu anlayacaksınız. Bence abi bu araç kullananların hepsinin SRC belgesini bulundurması lazım. Şimdi niye? Niye diyeceksiniz? Diyelim ki hususi araban var, minibüsün var, hususi. Sen diyelim ki şimdi İstanbul'a gidiyorsun. İstanbul'a giderken İstanbul'daki evine malzeme götürüyorsun. Yiyecek, ne bileyim, çuval çuval patates, soğan, odun, kömür vesaire şeyler. Polis durdurduğu zaman da, bir kontrol ettiği zaman da belge soracak sana. Sen diyeceksin ki ben ticari aracım diye hususi aracım. Ticari aracın diye de kardeşim, o zaman bunlar ne? Odun, kömür, çuval çuval soğan, patates. Ben evime götürüyorum. Ya abi öyle ne dersen de yemez yani. Bence sadece hususi araç kullananlara da gerekli. Çünkü biliyoruz yani hepimizin köyü var, evi var, barkı var. İşte köyümüzden alıp şehirdeki evimize çuval çuval odun götürüyoruz. Ne bileyim işte fındık götürüyoruz, şunu götürüyoruz, bunu götürüyoruz. Sonuçta bunlar hep ticaret amaçlı gözüken bir malzeme. Aslında bunu araştırmak lazım. Harbiden araştırmak lazım. Bayram abim çok güzel bir konuya değindi. Ben bunu inşallah bir araştıracağım. Saat da 10'a geliyor. 11.30-12 gibi Samsun'a insem. Selçuk'u versem. Oradan Alyancı'ya geçerim. Onu veririm. Oradan 101'e geçerim. Bakalım bugün inşallah arabayı boşaltabilirsek boşaltacağız. Boşaltamazsak ne bileyim. Bir de Bayram abiyle bu deprem yeriyle alakalı konuştuk. Orada bir yerde bir tırcı abimiz deprem bölgesine konteyner yüklüyormuş, konteyner götürüyormuş. Bu arada Bayram abi nereye gidiyorsun diyor kardeşim diyor. Hatay'a gidiyorum diyor. O Bayram abinin de o tarafta bir arkadaşı varmış, tamam mı? Ona bir şeyler yani yardım etmek istiyormuş. Onu aramış dedi kardeşim. Böyle böyle bir abimiz var burada oraya yardım getiriyor konteyner. Paraya falan ihtiyacın var mı göndereyim mi diye sormuş. Oradaki abimiz de demiş ki abi demiş burada para geçmiyor. Burada demiş paraya ihtiyaç yok. Neye ihtiyacım varsa söyle demiş. Utanıyorum söylemeye ama demiş. La kardeşim niye utanıyorsun? Abi çorap gönder demiş. Çorap gönder deyince Bayram abi şaşırmış. Aynen. Orada çorap, pijama, işte atlet onlara ihtiyaç çok. Ve Bayram abi hemen gitmiş marketlere. Ne kadar çorap, atlet, iş çamaşırı şu bu varsa hepsini toplamış, almış. 2000 küsür liralık adama vermiş göndermiş. Ve sonra oraya gitmiş kamyoncu. Malı boşaltırken adamı çağırıyor. Adam geliyor yanına.
Bayram abiyi arıyor adam. Ağlaya ağlaya konuşuyor. Bak kardeşim ne oldu diyor Bayram abi. La abi diyor. Buradaki şu an diyor. Yani arkadaşın geldi yanıma diyor. Karşımda oturuyor diyor. Nasıl ağlamayayım diyor. Adam diyor poşeti aldı önüne diyor. Açtı içini diyor. Ellerinde çorap diyor. Üngür üngür ağlıyor diyor. Nasıl ağlamayayım Bayram abi diyor adam. Adam önceden deprem olmadan önce genel müdürüymüş. Hep kalite giyermiş. Adama sormuş işte niye ağlıyor oradaki kamyoncu abimiz. Adam demiş nasıl ağlamayayım bir kardeşim demiş. Daha düne kadar demiş müdürüydüm demiş. Her şeyin iyisini giyiyordum, iyisini yiyip içiyordum. Gün doğmadan neler de var. Allah yardımcılar olsun. Vallahi Allah yardımcılar olsun. Gel gel de geleceğiz baba işte. Buraya girmesi bir bela, çıkması iki bela. Şu an Samsun Selçuk Ezra deposundayız. Şimdi bir de bu aşağıda Alyanca var, oraya geçeceğiz. Ondan sonra 101'e geçeceğiz. Ondan sonra Carrefour'a geçeceğiz. Geçeceğiz de geçeceğiz. İşte bu kameram olaydı burada şimdi çalınmayaydı. Sizlere ne güzel arkayı da gösterirdik. Ne oluyor ha? Burada çok sıkıntı ya. İnşallah tamponu sürtmeyiz. Diyeceğim. Ama sürtüyor. Bekle dayaz bir dakika. Bekle arabanın tamponu sürteyim. Kaldırmasak ne var ne yok kıracak. Bu Alyanca'nın oraya girişte sıkıntı hep dal mal. Yani var ya arabanın gövdesini, burandasını çiziyor ya. Şimdi gidince görürsünüz zaten. Vallahi. Şimdi gidince görürsünüz. Aşağıdan da giriş var da aşağıdan dönmem için otogar oradan geri dönmem lazım. Hep sıkıntı. Ha burası. Ha burası da alttan dolacak. Buradan giriş yok. Neredendi la o giriş? Ha buralardan mıydı? Neredendi? Aynen. Dayı nereye geliyorsun? Gel de buraya gir bari. Arkadaşlar şimdi aracımı boşalttım ve dönüşe geçtim. Allah'a şükürler olsun. Bugün de aracımızı boşalttık. Kazasız belasız geldik. Ama tabii ki aklımız kardeşlerimiz de. Devamlı televizyon izliyorum. Devamlı telefona bakıyorum. Acaba yine sağ çıkan var mı yok mu takip ediyorum. Ama Allah'a şükürler olsun ki sağ çıkan kardeşlerimiz de var. Devamlı takip ediyoruz. Allah'a binlerce şükürler olsun. Hala da bak kaç saat oldu, kaç gün oldu sağ çıkan kardeşlerimiz var. Allah'ın takdiri. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Sen kimseyi darda zorda koyma. Yani insanlar sağ çıktıkça bir nebze de olsun seviniyoruz, mutlu oluyoruz. Ama tabii ki hayatını kaybeden insanlarımızın sayısı daha fazla. Ona da içimiz paramparça üzülüyoruz. Allah'ın mekanlarını cennet eylesin. Tahsilatlarını affetsin. Kurban olduğum valla. Çok zor. İnanın çok zor arkadaşlar. Yani şu an ülkemiz, vatanımız çok büyük bir kayıp yaşadı. Yavrularımız annesiz kaldı. Annelerimiz, babalarımız evlatsız kaldı. Ve yeni evlenecek çiftlerimiz daha dünya öne girmeden, birbirlerine kavuşmadan ahirette kavuşmak için ahirete göçtüler. Ne bileyim ya Allah'ım orada enkaz altından kaldırmak için çalışan kardeşlerimizin yardımcısı olsun. İnanın o anki atmosferin o psikolojik düşünemiyorum. Vallahi düşünemiyorum. Allah yardımcılar olsun. Arkadaşlar bu videoyu ben istemeyerek çektim. Çekmeyecektim. Devamlı videoyu sizlere çektim. Ne bileyim diyecek bir şeyim yok. Zaten moralleri sıfır. Yani psikoloji diye bir şey kalmadı. Hepsi gitti bizde. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere.